Merhabalar. Geçtiğimiz 20. ve 21. yüzyıla damgasını vurmuş büyük ozanlarımızdan Neşet Ertaş ustamı saygıyla anıyorum. Ve onun çoklu perde sisteminin sizinle paylaşmak istedim. Kendim bizzat 2001 ile 2003 arası Duisburg'da bulunan Özgür Müzik Evi mağazamda 6-7 tane bağlamasının perdelerini değiştirdim ve bizzat kendisiyle beraber birkaç işini yapmıştım. O dönemden kendisinden bilgi edinmiştim nasıl böyle bir sistemle çalıştığını. Bizzat kendisinden duydum ve o yüzden bu bilgimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Sevgili Neşet Ertaş ustamı ve babası Muharrem Ertaş ustamızı saygıyla selamlıyorum. Evet, Neşet ustamızın perde sistemi. Onun için güzel bir örnek bağlama getirdim. Bunu sizlere izah edeceğim ve bu videonun içerisinde yine kendi bölgesinden gelen sevgili Taner Abakay bize birkaç örnek sunacak. Çünkü bu işin ocağı bellidir. Yani o oranın hamuruyla yoğrulmuş sevgili Taner Abakay bize örnek bazı ezgiler tarif edecek. Onu da sizlerle paylaşacağım. Nacizane ben eğitimciyim, yorumcu değilim. 40 yıldır eğitimcilik yapıyorum, araştırmalar yapıyorum. Bu doğrultuda sizlerle doğru bilgi paylaşımı yapmam gerektiğinin sorumluluğu çerçevesinde sizlere bu bilgiyi paylaşmak istiyorum. Umarım beğenirsiniz. Öncelikle perde konusuna gelince bir defa müzik teorisini bilmemiz gerekir. Yani bir müziğin kendi teorisi vardır. Seslerin birbirine uzaklıkları vardır gibi gibi özellikleri vardır. Ben çok kısaca herkesin anlayabileceği bir tarzda gideceğim. Şimdi bakın. Seslerin porte üzerinde birbirine uzaklıklarını önce tespit etmemiz lazım. Şuraya bir sol majör oktavı çizdim. Bakın ikinci çizgimiz sol, la. Üstünde bir dokuz vardır. Yani tam sestir. Sol, la arasında dokuz tane koma vardır. Yani dokuz nokta vardır. Bu her noktanın kendine bir ses rengi vardır ve o renge göre hareket edilir. Akabinde hemen la, si yine tam ses. 9 koma. Si, do, 4,5. Bakın yarım ses. Ve bu şekilde devam ediyor. Tam, tam, yarım, tam, tam, yarım, tam. Yani doğanın bize sunduğu bu doğal sesler olarak size yazdım. Sol majör ve burada hemen la minör. Bakın la minörde tam, yarım, tam, tam, yarım, tam, tam. Şimdi buradaki sol majör iki tam bir yarım olduğu zaman biz bunun büyük üçlü aralık olduğunu bildiğimiz için buna majör diyoruz. Majör büyük aralık, büyük demektir. Minör küçük demektir. Almanca'da da bu. Duo, büyük ve minör olarak mol, Almanlarda mol derler, küçük anlamına gelir. Şimdi bakın burada çıkışta majör olan bir dizimiz geriye dönüşte inici gamda minör iniş yapar. Bakın tam yarım, tam tam yarım, tam tam. Çıkışta iki tam bir yarım alan dönüşte bir tam bir yarım alır. Ve la'ya geldiğimizde la da çıkışta minör alır, dönüşte majör bir dizi olarak geriye döner. Yani bunlar ikisi birbirine çok yakın bir ses sistemi. Şimdi burada baktığımızda normalde 6 tam da elde edebiliriz. Ne için? Değiştirici işaretler alarak bemol, diyezlerle istersek 6 tam da yapabiliriz. Sesleri birbirine uzaklaştırıp yakınlaştırarak. Şimdi burası ikisi de doğal. Burada 12 yarım vardır. Yani doğal dizileri bir oktavın içerisinde 12 tane yarım vardır.
Yarım nedir? 4,5. Bakın 2, 4,5 burada var. 2 de burada var. 4. Bir de burada var. 5, 7, 9, 10, 12. Hangi diziyi kurarsanız kurun bu böyledir. Burada da keza aynı. Bir tamımız eksik ama sonuna eklenmiştir. 2, 3, 5, 7, 8, 10, 12. Evet, buraya geçelim. Sanırım bunu başka bir derste yine teferruatına girerim. Şimdi biz kararımız la kabul ettiğimiz için hangi sese çekersek çekelim. Bizim sistemimiz la üzerinden eğitim veriyoruz. O yüzden ben la ile size örnekleyeceğim. Bakın şurada bağlamamızın bir oktavlık klavyesinin resmini çizdim. Şurada alttaki tınlayan uzun bağlamada alt sesimiz la ve devam ediyoruz si. Yani la si arası neydi? La si arası tam, yani 9 koma. Si do nedir? Yarım. Do re tam, re mi tam, mi fa yarım, fa sol tam ve sol la yine tam. Yani şu olayı olduğu gibi buraya aktardım. Bu perde sistemi neydi? Biz tekne bölü 5 artı 1'i ekledikten sonra eşik diferansını çıkarıp geriye kalan sap boyunu ne yapıyorduk? Diyelim ki 100 çıktı. Buraya yazıp bölü 1.05946'yı eşittire bastıkça birinci perdemiz, şu üçüncü perdemiz, dördüncü perdemiz, işte altıncı perdemiz. Önce bu ana perdeleri 4,5 yarımşar ses sistemini bulup sonra bunların arasına komaya denk gelenleri kendimiz yerleştiriyoruz. Ve bu şekilde bağlama akort sistemini yapmış oluyoruz. Zaten benim videolarımda 5 dakika bağlama perdeleri akort sistemi vardır. Oradan da bakabilirsiniz genel olarak. Şimdi Neşet Usta'nın sazı nasıl oluyor? Ona gelelim. Çoklu perde sistemi. Öncelikle şu normal sistem neydi? Şuydu. Bakın burada normal sistem. Eşik 3, 3 tek. 3, 3 tek. 3, 3 tek sistemiyle seyreder. Bu normal bir perde sistemi. Peki Neşet Usta'mızın gizemli perde sistemi nasıldı? Bakın size önce bağlamasını göstereyim. Bakın burada 3 olmuş 5. Bu ara hiç değişmiyor. Burası tekrar 5 olmuş. Şimdi bunu tarif edeceğim. Önce bilimsel olarak çok kısa bir yoldan. Ne demiştik biz? Tamların arası 9'dur. Şuradan şuraya kadar 9 koma vardır. Ortası 4,5. 4,5. Burası 9'dur. Burası 1 ile başlar. Ve 9'a kadar gider. Bu ortayı bulduktan sonra bu 2,25'e bir perde ekliyoruz. Daha sonra Neşet Baba'nın kendi sisteminde ne yapıyoruz? Şu aralara birer perde daha koyuyoruz. Evet, Neşet Usta bunu komalara almak için. Neden bu böyle? Çünkü Türk klasik müziğinde perde aralıkları 9 komadır. Ama bağlama eğitiminde biz batı sistemini kendimize örnek aldığımız için 8 koma üzerinden hesaplıyoruz. Şimdi ne yaptık? Bakın la si arası oldu 5 perde. Şurada bakıyoruz. Bu araya hiç dokunmuyor bu 4,5. İlk 4,5'a. Sonradan gelen ikinci yarım 4,5'u 5'e bölüyor ve devam ediyor. Yine burada si ile do arası yarım. Bakın si burası, do burası. Yarım olduğu için buraya da hiç dokunmuyor. Devam ediyor. Do ile re arası. Ne yapıyoruz? Şu araya yine iki tane perde koyuyoruz. Ve ne oldu? 5, 5, 9'a denk geldi. 7 olan şu kısım, bakın 5, 5, burada 10, 11. 5,
5, 11. Ne yapıyor? Re ile mi arasında da keze aynı hareket ve bu aralara işte Uşak ve Hüseyin'i çaldığında okumaları oradan rahatlıkla alabiliyor. Keza fasol arası yine aynı. Evet, böyle bu şekilde çoklu perde sistemini Neşet ustamızın çaldığı sistemdeki perde gizemi bu şekilde çözebiliriz. Ne oluyor? 5, 5, 1, 5, 5, 1 şeklinde. Daha önce normal sazlarda 3, 3 tek giden perde sistemi ne oldu? Neşet ustamızın tarzında 5, 5, tek 11'e çıktı. Yani ben şunu da gördüm. En son Neşet ustamızın bir bağlamasını yaptığımda, perdeleri taktığımda 42 tane perde taktırdı bana. Yani şöyle düşünün. Neredeyse her tarafa perde bağlatmıştı. O şuraya da bağlatmıştı. Çok iyi hatırlıyorum. Şuraya da bir tane bağlatmıştı. Yani normalde bu sisteme baktığımızda her 4,5 komaya 5 perde düştüğü zaman demek ki tam sesler arasında 9 tane perdemiz var. 9 noktamız var. Yani 9 koma var. Bir tam ses arasında. Yarımların arasında 4,5 var. 4,5'a burada orta 9 tane 9'u 6 tam perde çarparsak ne çıkar? Evet, 54 perde yapar. Yani 6 ile 9'u çarptığımız zaman 54 noktada herhangi bir müzik sesini alıyoruz. Bu ama tabii bunlar sadece onlarda kalmıyor. Örneğin burada do do diyez diyoruz. Do diyez gelindiğinde do yarım ses çıktığında buraya denk geliyor. İşte komalı olarak sürekli küçük küçük birimlere bölerek sesleri tespit etmiş oluyoruz. Yani bir tam ses arası bir tam 9 tane perde vardır. Ne yapıyoruz? Şöyle düşünün. Evet. Yani bu yarım sestir. 5, 6, 7, 8, 9. Tam burada da rastlamışızdır buna. Ama ne yapıyorlar? Sadece ilk yarımları yapmıyor. Bakın. La si arası, burası ve böyle bu şekilde perde sistemi kendini göstermiş oldu. Sanırım bu kadar kafi bu video için bilimsel olarak anlatmak istediğim bu. Yani çoklu perde sistemi. Siz de isterseniz kendi bağlamanıza bu uygulamayı yaparak küçük birimler arasında süsleyerek Neşet ustamızın kullandığı taktiği uygulayabilirsiniz. Evet, görüyorsunuz elimde bir Neşet Usta perde sistemi. Teoride anlattığım gibi geniş bir alan, 5 perde, geniş bir alan, 5 perde, geniş bir alan, tekrar bir geniş alan, tekrar 5 perde ve bu şekilde aşağıya kadar seyretmekte. Evet, Taner Abaka'ya buradan teşekkür ediyorum. Bağlamayı bu şekilde size tahsis ettiği için. Şimdi burada neydi bizim karar sesimiz? Şuradan. Buradan alıyoruz kararımızı ve do, re, mi, mi, fa, sol, la, si, do, re. Şimdi buradaki avantaj, örneğin Hicaz çaldığınız zaman şuradaki do diyezi yani burada bunu eziyorsunuz. Normalinde buraya geldiğinizde de şu aradaki farkları görüyoruz. Bakın. Komaların farklılığını duyuyorsunuzdur. Re, mi,
tane bemol 1 dersek 1, 2, 3, 4. Yani neredeyse 4 bemol var. Yani şurada kirillemeler. Evet. Yani ben her zaman söylerim, bilimsel olarak bu konuda bildiğimi düşünüyorum. Fakat çalım tarzına, yoruma gelince bu işi erbabına bırakmak gerekir diye diyorum. Çünkü toprağında haşır ve neşir olmuş sevgili Taner bize birkaç örneklerden sunacak. İleriki dönemlerde kendisini konuk alacağım. Bu konuyu daha teferruatlı işleyeceğiz. Yani Neşet ustamızın bilimsel olarak kullandığı, bilinçli olarak kullandığı, özellikle İç Anadolu'da çok perdeli bağlama çalma sistemi bundan ibarettir. Şimdi Taner'e kulaklanır. Evet, Neşet ustanın tarzını sevgili Taner Abakay'dan dinliyoruz. Her işi erbabına bırakacaksın. Sevgili Taner'ciğim, konu Neşet Usta olunca tabii senin kapını çaldım. Evet, elimizden geldiği kadarıyla hocam. Ya ustam, bu ara perdeleri genellikle nerede kullanıyorsun? Ara perdeleri misal söyleyelim, bu Hicaz'da çalacağımız zaman diyelim. Normalde ana sesler şura oluyor. Ama Neşet Hoca bunu bu şekilde çalıyor diyelim. Misal bir Hicaz parça çalayım. Evet, komaları kullanıyor. Yani. Aynen. Komalar kullanırken de burada komanın da süslemesini alıyor. Anladım. Yani çift koma gibi düşünüyorum. Evet. O 9 koma üzerinden evet. Şey yapıyor. Uşak kullanırken de aynı şekilde yine buradan geliyor mesela. Boğmalar yapıyor. Boğmalar, vibrasyonlar. Kürtü kullanırken de yine aynı şekilde. Çok güzel. Sevgili Taner, sen kaç senedir bu işi yapıyorsun? Vallahi hocam 7 yaşında başladım işte. 20-25 yıldır bağlama çalıyorum. Kısa zamanda da Almanya'da bayağı ses getirdin. Aynen. Düğünlerin artık tercih edilen bir grup haline geldin. Bu güzel çalıyorsun. Yani işi erbabına bırakalım. Neşet Baba ile ilgili bir akort sistemi, perde sistemiyle ilgili bir şey yapacaktım. Burada o yüzden senin kapını çaldım. Evet hocam, yani evet, seni ne mutlu bana. Dediğim gibi Neşet düzeni biraz hani hem alaylı hem okullu yönden de değişik tavırları var. Tezen atışı, perde düzeni biraz farklı.
Ama daha iyi tabii bu konuda açıklama yapacak ustalarımız da var. Bunun üzerinde çalışma yapmışlar. Hani böyle kısaca da videoda anlatacak gibi de değil ama yaşamak gerekiyor yani. Siz tamamlarsınız geri kalan hocam. Yani ben zaten bilimsel olarak bir açıklamasını yapacağım. Ben pratik olarak bu işi gerçekten ocağından öğrenmek lazım. Sen de bu işin ocağından gelen bir insansın. Çok teşekkür ederim. Bağlama saz evi çalıştırıyorum. Duisburg Almanya'da. Evet. Sevgili takipçilerim, Taner Abakay'ın mekanını ziyaret ettim. Çünkü konu Neşet Baba olunca çalacağım ilk kapı oldu. Neşet Baba'mız da burada zaten. Evet, başımızın tacıydı. Mahsuni babamız da tabi onunla. Evet. Diyor ya, sevgili Mahsuni hemen hemen aynı pınardan gelmeyiz diyor. Evet. Birimiz halk yoluna yöneldik, birimiz aşk yoluna yöneldik diyor ya, önümüzdeki yol çıktı. İkisi de aynı pınardı, ikisi de Türkmen asıllı. Bektaşi geleneğini yaşatan, bu zamana getiren üstadlarımız işte. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar, çoklu perde sistemi Neşet ustamızın perde sırrını sizlerle paylaştım. Kendisinden bize çok güzel bir miras kalmıştır. Ne mutlu hakkını verene. Ben nacizane eğitmen olduğum için onun hakkını veremem ama bilimsel konuda her sorunuza cevap verecek birikime sahip olduğumu düşünüyorum. 40 yıldır uyuyorum. Çünkü çok değerli insanlarla oturup kalktım. Çok değerli hocalarım oldu. Hepsine saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Taner Abakay'a da buradan teşekkür ediyorum. Abakay Müzik Duisburg'da. Sizler de izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım yardımcı olmuştur. Bir yeni videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.